Kimi aradınız? Murat Bey. Benim. Biliyorsunuz Zeynep motoru geçenlerde battı. Temel Reis'in borç senetlerinde sizin imzanız var. Maalesef matbaanıza haciz koymak zorundayız. Günümüz iyi başlamadı Rüstem. Buradan da kovuluyoruz. Hadi, topla valizlerimizi. Buyurun efendim, matbaanın anahtarları. Ne zaman akıllanacaksın bilmiyorum. İşte, matbaa da elinden gitti. Gene başladığın yere döndün. Böylesi daha iyi. O şekilde kazanılmış bir mala sahip olmak beni rahatsız ediyordu zaten. Ya kaybettiğin koskoca bir yıl? Karşılığında küçük Ayşe'ye bir hayat kazandırdım. Bu yetmez mi? Peki şimdi ne yapmak niyetindesin? Romanım çok sattı. Kitapçılar iyi paralarla yenisini istiyorlar. Şehirden uzaklaşıp kendimi romanlarıma vermek istiyorum. Ali Bey köyünde güvenilir bir arkadaşımın çiftliği var. Seni oraya müdür göndersem ne dersin? Bilmem ki. Hem romanlarını yazmak için de bol bol vakit bulursun. Teklifinizi kabul ediyorum. Yalnız bir şartım var. Ne şartı? Ne olursa olsun kimseye nerede olduğumu söylemeyeceksiniz. Sen tam babana layık bir evlatsın. Çiftliğin yeni müdürüsünüz değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Emektarım Rüstem efendi. Hatice ablamız da çiftliğin neşesi, tuzu biberidir. Nasılsınız? Sağ olun efendim, buyurun şöyle oturun, buyurun. Kahya efendi, valizleri yukarı çıkarıver. Odanızı hazırladım. Yemeğinizi odanızda mı yersiniz yoksa burada mı? Hep beraber yeriz, ayrı gayrı mı var? Bir aile sayılırız artık. Sağ olun efendim, yemeği hazırlayayım öyleyse. Sevdim burasını Rüstem efendi. Ben de sevdim. Tam tipim, boyu posu. Neyin boyu posu? Şey yani, çiftliğin.